Hayal. Saçların yine çıkacak. İstemiyorum, hayır. Teyzeciğim, lütfen hemşire ablaları dinle, hadi. Git sen git, baban gelsin. Abla bir gelsene sen. Korkmanı gerektirecek bir şey yok ki. Hayır, siz de gidin. Kestirmeyeceğim saçlarımı. Abla ben Egemen'i arayacağım. Deniz'le konuşmasını istiyorum. Saçmalama Eda'ya. Senin aklın başında değil galiba. Abla dur, ne olur itiraz etme, dinle beni. Oğlum o ameliyattan çıkacak mı bilmiyorum. Çıksa da nasıl? Ya beyni hasar görürse, ya eskisi gibi konuşamaz, söyleyemez, gülemezse? Ablam, oğlum için, Egemen için, ikisi için sadece kısacık bir an istiyorum. Sadece ikisine ait kısacık bir an. Egemen, oğlu olduğunu bilmese de dua etsin Deniz için. Deniz onun babası olduğunu bilmese de duasını alıp girsin ameliyata istiyorum abla. Abla. İkisine de en azından bunu borçluyum. Ne olur sen eniştemi alıp biraz uzaklaştır, ne olur. Safet. Hı. İyi hissetmiyorum. Neyim o? Tansiyonum düştü. Bir ayran içelim. Gel. Bize bir 5 dakika müsaade eder misiniz? Hı. Küçücük aslancık varmış. Ameliyat almamız lazım ama saçlarını kesmemize izin vermiyor. Hı. Kolay gelsin, teşekkürler. Berber lazım dediler, beni gönderdiler. Ben saç, sakal, kıl, tüy, yün uzmanıyım. Aslında bir saç sanatçısıyım. Deniz Bey, sizi şu koltuğa alabilir miyiz? İstemiyorum. Ne oldu, neden? Oğlum ama saçın hepsini kesmeyeceğiz ki. Sadece küçücük bir yer. Zaten kesilse de bir şey olmaz ki. Çünkü senin kafanın şekli çok güzel. Bütün hastane senin kafanın şeklini konuşuyor. Baksana çok güzel şekli. Sen bir de babanın kafasını görseydin küçükken. Böyle kocaman bir kafası vardı. Yamru yumru bir şeydi böyle. Bir de onu kesiyorlardı, böyle kabak gibi kalıyordu. Sen patatesi biliyor musun? Hani yediğimiz patates var ya böyle. İşte ona kaş, göz çiz. Aynı baban. Babanın ufaklığı patates. Sen yani patatesi baba diyebilirsin. Babam niye kabaktı ki? He. Sır tutabiliyor musun? Yaklaş. Şuraya kadar yaklaş, ben de geleceğim. Annem bakıyor. Önüne dön. Bir
Aramızda kalacak, duydun mu? Anneciğim, hemşireyi çağırayım. Kessin mi saçını? Berber Egemen kessin. Berber Egemen Bey. Benim bir sanatçı olduğumu unutuyorsun. Bak, ellerim benim makastır. Gördün mü? Gel buraya, gel. Güzel kafa. Aferin sana. Kafanın şekli. Tam sevdiğim şekil. Bunlar mı kesilecek? Hı-hı. İşte hemşire ablan tam buraları falan dedi. Naz dedi ki saçlarını çok güzel. Naz? Ha. Naz dediyse tabii. Ama Naz, senin hiç rapçi saçlarını görmedi ki. Sen hiç rap dinledin mi? Kabus Kerim'den kana kan, aşkıyı sevgiyi sende tadan. Mersi, mersi canım mersi. Rapte çok iyiyimdir, bir dünya markasıyımdır. Şimdi seninkileri de keselim mi? Kesme. Ha, o zaman şöyle yapalım. İstiyorsan önce sen benim saçımı kes. Eğer beğenmezsen senin saçını kesmeyelim. Nasıl fikir? Bence iyi anlaşma. Ha annesi? Ha? Tamam. Tamam mı? Tamam. Şimdi bu makineyi sana veriyorum. Çalışıyor. Dikkat et. Sen çok iyi bir berber çırağı olacaksın. Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Çok iyi gidiyor. Hiç acımıyor. Tamam mı? Tamam. Biraz bastır. Bastır biraz. Aferin. Nasıl oldu? Karizmatik. Ya karizma benim göbek adam. Rap dinle ara sıra. Keseyim mi şimdi saçlarını? Tamam. Sen çok cesur bir denizsin. Başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Ferin sana. Yap bakayım ellerini böyle. Ha, çok iyi bir rapçi olacaksın. İyisin değil mi? Devam ediyorum. Cama vuran her damla bam bam bam. Bunları unutma. Tarçın. Ya tarçın ya. Al bakalım. Yavrum. Oh bir tanem. Saçın nasıl olmuş? Çok güzel olmuş oğlum saçın. Oh efil efil. Biraz üfleyeyim. Ne oldu? Üşüdün mü? Ha? Karakandan kabus Kerim gibi oldum baba. Cama vuran her damla. Babam. Bu ne ya? Sen mi öğrettin bunu? Çok çabuk öğreniyor. Ya oğlum sen Egemen amcanı dinleme. Oo kim osurdu, bit osurdu. Sen hep bittiğin misin baba? Hep sümüklerine karmış.
Ya çık dışarı ya. Çık dışarı çık. Ya aramızda kalacak tane ya. Sen bana bitti mi dedin? Ben sana bunların hepsinin hesabını sorarım. Dön bakalım. Bitti. Bak bunlar bit. Bunlar hepsi bit. Hepsi bit. Bak. Allah yiyeceğim seni. Dön. Dön. Dön buralarını sümüğümü sürme. Of. Öpeyim bakayım. Yavrum benim. Oğlum benim. Bir tane. Gel bakayım buraya. Bir dakika. Bir de senin şu ayaklarını gıdıklayalım. Bir de şunu şöyle. Ha, gıdıklanıyorsun değil mi? Gıdıklanıyorsun. Bak bunlar kiri. Şimdi ayaklarında kiriler yürüyor annesi. Öf. Bu ne ederim. Sayende biraz rahatladı, korkusunu unuttu. Keşke daha önce tanısaymışım Deniz'i. Kim bilir nelerini kaçırdım. Gerçi İrfan istemezdi. Çocuğa gayri ahlaki şeyler öğreteceğim diye ama. Her şeyin bir vakti varmış demek ki anca kısmet oldu. Vakti şimdi olduğuna göre... Demek ki aramızda olanları unutmak için 8 sene ihtiyacımız varmış. Uzun zaman. Egemen, bir daha senden böyle bir şey duymak istemiyorum. Kapanmış defterleri açma. Bunu sana yollayan kişi seninle ilgili güzel şeyler diliyor, dualar okuyor. Sen de bunu yiyince iyi oluyorsun. O da peki. Gerçek mi bu? İnanırsan gerçek olur. Dünya üzerinde insanoğlu kadar şaşırtıcı bir varlık yok bence. Bazen birini tanıdım sanıyorsun, derdini anladım. Ama öyle bir şey yapıyor ki seni şaşırtıyor işte. Ne diyorsun? Bazen böyle soruyordum kendime Egemen. Acaba ben bu Egemen denen... Sığ ve yoz adamla niye arkadaşlık ediyorum? Neden? Ayıp ediyor musun? Ne cevap veriyordun? Veremiyordum. Ama artık veriyorum. Tamam, bazen yoz olabilirsin, kabul, ama sığ bir adam değilsin sen. Göründüğünden daha deriz. Yıllardır o aşk şarkılarını boşuna dinlemiyorsun değil mi? Eda'ya aşıksın senelerdir. Ve bunu kendinden bile saklıyorsun.
değil mi arkadaşım? Ne fark eder ki? Ne ara bu kadar nefret ettin ya? Ya biz aynı mahallede büyüdük Eda. Biz çocukluk arkadaşıyız. Arkadaştık. Geçti gitti. Ya ne alakası var? Eski dost düşman olur mu ya? Tamam tatsız şeyler yaşadık ama üzerinden 10 yıl geçti. Kartladık artık. Hani sen aynısın da İrfan da ikimiz yaşlandık. Hani İrfan da ikimiz yaşlandık. Sen aynısın. Eda. Ben Deniz büyürken yanında yamacında olmak istiyorum. Amcalık etmek istiyorum ona. Eğer müsaade edersen. Enişte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ya kusura bakmayın size de geçmiş olsun diyemedim. Nasılsınız? Çok sağ olun Yemen. Saffet. Hadi içeri geçelim. Ben Deniz'i çok özledim. Geçeriz. Saffet sen beni çıkartamadın mı? Hatırlayamadın mı beni? Öyle her gördüğünde dik dik bakıyorsun. Hatırladım. Hatırlamaz mıyım? Ben seni çok iyi hatırlıyorum. Ortadan kaybolup gittiğinde o anam baban neler çekti. Onu da çok iyi hatırlıyorum Egemen. Saffet. Hadi. Görüşürüz Egemen. İniş demişti. Konuşur öyle. Gerçi pek de haksız sayılmaz. Sen ben çekip gittiğim için mi bana kızgınsın, benden nefret ediyorsun? Çok zaman geçti, ne önemi var ki artık? Ne demek ne önemi var? Önemi var. Mecbur olmasam gitmezdim Eda. Evet. İnsan mecbur olunca her şeyi yapıyor, biliyorum. Daha iyi. Boşuna enfeksiyon riski olmasın. Yoğun bakımdan ne zaman çıkacak? Risk ne zaman azalacak? Yarın da burada kalacak ama her şey yolundaysa bir sonraki gün çıkarabiliriz. İnşallah. Teşekkürler. Gülüşünü çok özledim. Geceleri usulca yanımıza sokulmasını. Bir daha öyle bir an yaşayabilecek miyiz İrfan? Bilmiyorum Eda, ne olur bana sor sorma. Bu kağıtları imzalaman lazım biliyorsun. Vakit çok kısıtlı. Tamam. Tamam. Anlatma bir daha anladım bizim iyiliğimizi falan filan. Bizim iyiliğimiz seninle birlikte olmak. Neden bunu anlamıyorsun İrfan? Ben biraz nefes alacağım. Eda. Eda.
Egemen, uygunsan görüşebilir miyiz? İrfan mıydı? Hı. Benimle olduğunu söylemedin değil mi? Yok, söylemedim. Açık hava iyi geldi. Ne oldu, neden çağırdın beni? Neden? Biz eski arkadaş değil miyiz, öyle diyordun. Eski arkadaşlar arayıp hadi gel parkta hava almaya gidelim diyemezler mi? Derler tabii ya. Eskiden de peşimize takılırdın nereye gidersek gidelim. Bak sen, ben mi gelirdim? Uydurma bir kere, sen çağırırdın. İki sap dolaşıyoruz, hadi babanı oyala da gel yanımıza derdin. Gittiğimiz yerde çay bahçesi. Oo. Bana en âlâ barlara gidiyormuşuz gibi gelirdi. O içtiğimiz dandik gazoz var ya, buna bayılırdım. En başta bu İrfan Egemen'de ne buluyor, ne alaka, neden arkadaşsınız diye düşünmüştüm. Birbirinizden o kadar farklı tiplersiniz ki. Sonra buldun mu cevabı? Ne buluyormuş İrfan bende? Macera. Kendi başına olsa girmeyeceği yollara girme cesareti. Hep böyle bir şey vardı ama. İrfan Egemen'le ne yapıyor? Ne işi var? Hiç kimse de merak etmedi. Asıl Egemen'in ne işi var İrfan'la ya? Memur kılıklı İrfan'la. Neyini merak edeceğim ki? Her şey gayet ortada. Sen ne kadar batırırsan batır, İrfan hep senin yanında oldu. Hep affeden, hep destekleyen, hep kını toplayan, sırlarını saklayan. Güven. Onda bulduğun şey buydu. İrfan ya. Güvende bir dünya markası. İrfan varsa tamamdır. Hepimiz seviyoruz İrfan'ı. İrfan işte. Bir şey saklamaz. Altından bir şey çıkmaz. Ben asla yalan söyleyemez. Bekliyordum böyle bir şey zaten. Eda, ne söyleyeceksen söyle. İma etme. İkiniz de gayet iyi tanıyorum Egemen. İrfan sana yalan söylemez, senden asla bir şey saklamaz. Bu batağa birlikte düştünüz, bunu diyorum. Yok Egemen'in haberi yokmuş, yok senden de saklıyormuş. Ben de yedim zaten. Bir de kötü yalancı. Ne yapayım? İrfan'a iyi yalan söyleme dersleri mi vereyim? Bunu İrfan'a ver. Boşanma dilekçesi. Günü geldiğinde o uçakta, gemide, her nereden nasıl kaçacağız bilmiyorum ama eğer yanında olmazsa bundan seni sorumlu tutarım. Ahirette bile iki elim yakanda olur. Bil istedim. Eda, bana bunu niye yapıyorsun? Kötü giden her şeyin sorumlusu ben miyim? Egemen senin günah keçindir. Neden her şeyi bana yüklüyorsun? İrfan'ı durdurabilecek tek bir kişi var. O da sensin. Ve evet, bu yüzden her şeyi sana yüklüyorum. Eda. Bana olan kızgınlığın ne zaman geçecek? Hiçbir zaman.